Altın Oran'a hoş geldiniz sevgili izleyiciler. İrfan Kanga ile birlikte karşınızdayız yine. Televizyonların, YouTube ekranlarının en eğlenceli iddia programına hoş geldiniz diyeyim ben. İrfan hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Sen de hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bugün çok renkli bekliyordum seni, öyle hazırlıklı gelmiştim ama. Karalar bağladığımı göstermek için. Niye, geldim. Var mı bir sıkıntın? Yo, 3 borcum vardı. İşte ikisini getirdim, ödeyorum. Benim sıkıntım var. Senden yayında konuşuruz diye söylemedim. Sevgili izleyicilerimizden de müsaadelerini rica edeyim. Hasan abiyle konuştuk biz yayın öncesinde, sen yoktun. Evet. Ben artık programda sizlerle birlikte olamayacağım. Tatlamayıp yiyeceğim diyorsun. Doktorumla yaptığım istişare sonrasında doktor aşırı şekilde yağlanma, şekerlenme, kan şekerinde yükselme gördü ve bu programa devam edersen hayati tehliken olacak. İstersen bir dikkat et falan dedi. Ben de dedim ki yani ne yapayım, her hafta tatlı, her hafta tatlı, şimdiden 2 aylık stok falan var dedim. Yok, ben ikisini getirdim burada şu an. Ha, bu ikisi burada mı? İkisi burada. Tamam, ikisi burada, bir tane mi kaldı? Bir tane kaldı. Tamam, peki. Yani yarıya böldürdüm, bir çeşit birinden, bir çeşit birinden. İki peki, tamam, onu da kabul edeyim. Sıkıntı yok. Büyük oyun bozuldu 2021'in Türkiye'sinde. Geldiğimiz nokta bu. Geçen hafta çok iyi gitmedik mi? Geçen hafta tatlıyı bir tarafa bırakıyorum da, geçen haftaki bahisler de çok ya, iyi miydi? Geçen haftaki bahisler çok iyiydi. Ben bu arada gerçekten 85'te falan Schalke'yi bıraktım, aldım diye sevindim. Hmm. Daha doğrusu 1-1'e geldi diye sevindim yani. Ya ondan bahsedeceğiz diye şey yapmadım şu anda ya. 1-1'e geldi diye sevindim. Sonra dedim ki ya 89-92 gol yemiş Schalke. Birisi yazmış hatta, Murat abi yapma artık Schalke'yi, bak yakıyor seni diye. Ama Denizli Karagümrük'te 93 dakikada öyle bir net penaltı var ki. Evet. Yani eski hakem olarak arkadaşlarıma ben de azıcık kızdım. Anladım. Peki, anladım ben seni. Olur öyle şeyler. Şimdi bir kere geçen hafta bir arkadaş istatistiğini tutmuş. Teşekkür ederiz ona. 26 tahmin yapmışız. 22'sini bilmişiz. Gerçekten. Evet. Ya yani bak, bir arkadaş böyle kağıda yazmış hatta. Yani şimdi ekranda da bilanço tutmuş. Bilançoyu çıkarmış. Gerçekten müthiş. Sevgili izleyenimiz. Söylediğimiz maçların hepsinin yanına tik koymuş. Teşekkür ediyoruz. BT kullanıcı bak, isimli. Bak altına ne yazdım gördün mü? Ne yazıyor altta? Ne yazdı? Altın oranında geçen hafta neler oldu? 2000'e İrfan Kanga'ya çok tatlı geldi. Evet, gerçekten öyle ama bence geçen hafta ben özellikle yönetmenimiz Hasan abiden rica ettim. Geçen hafta izlemeyenler olabilir. Geçen hafta interneti kesik olanlar olabilir, YouTube'a giremeyenler olabilir, programı kaçırmış yaptığım olanlar şey diyorsun, olabilir. Peki. Minik bir rica edeceğim Hasan abiden. Geçen hafta ne oldu, ne yaşandı bu stüdyolarda? Sevgili bu tatlı Hasan muhabbeti Usta burası abimiz... geldi. Buraya bana bunu yaptıysa inanamıyorum yani. Ya peki, yok, izleyelim peki. Yok öyle peki, bir şey değil. Yani bir, eğer izlersek sevgili izleyicilerimize geçen haftanın bilançosunu. Beğendin mi? Beğendim. Arkadaşlar. Ya ben anlamadım şu 2020'de her hafta sen bu şey gibi yani. Hani... Bu şimdi böyle. Şimdi biliyorsun böyle mesela James Bond filmlerinde adam böyle pokere oturur ya. İlk başta kaybeder mahsustan. Evet. Alıştırır sonradan kazanmaya başlar. Ben de öyle yaptım. Şu anda ekranda da görmüş olduğunuz, sevgili seyircilerimiz görüyordur herhalde, Murat Fevzi Tanırlı'nın benle bahse girmeden önceki hali, gençliği, ne kadar diriydi, ne kadar mutluydu. Bak neler yaptırmış evet, ya. Bahse, benle bahse girmeden önceki hali Murat Fevzi Tanırlı'nın bu. Bunları ne zaman yaptırttı? Bunları biz hafta içi çalıştık. Görmüş olduğunuz gibi ne kadar mutlu, ne kadar güler yüzlü, gencecik bir çocuk. Ama o bahsi kaybettikten sonra hafta sonu evde böyle oldu. Evet. Kusura bakma, biraz uğraşacağız seninle bu evet. Hafta. Yapacak bir şey yok yani. İnanamıyorum bunlara. Sevgili Hasan Usta abi. Evet ya, MFT'nin iddiadan öncesi, iddiadan sonrası. Bu hafta umarım benle bir iddiaya daha girmek istemezsin. Ama gireceksen de yapacak bir şey yok. Ama bir sonraki yani iskelet olarak vermek istemiyorum. Vermek istemiyorum. Bak bir izleyicimiz demiş ki 2021-2022 Mahmut Çayıldak. Altın Oran İrfan Kangı sezonu olsun demiş. Teşekkür ederim. Hakikaten benim bir tane fotoğrafını yapın. Böyle benim sezonum olsun ya. Hasan abiden rica edeyim. Güzel. Sinan sürekli bu programımızı izlerken çok gülüyoruz, çok teşekkür ederiz demiş. Sağ olsun, var olsun. Berkay Lafçı bu kadar da yapılmaz demiş. Gerçekten. Ya bir şey yapmadık. Teşekkür ediyorum sevgili Berkay. Bir şey yapmadık, yok. İrfan abi Hulusi misin, seni bekliyoruz ekranlarda demiş. Yarın başlıyor. 80'lerde yarın başlıyor benim bölümler, haberiniz olsun. Artık her gün evet. Orada da varım yani. Peki. Ben o zaman daha bu yapılanlara rağmen... Programa devam rağmen, etmeye çalışacaksın. İçeriden dışarıdan bana yapılanlara rağmen... Peki. En azından şu anonsu vereyim. Sevgili izleyiciler, YouTube'daki bu keyifli programımız önümüzdeki haftadan itibaren artık Esport ekranlarında da olacak. Televizyondan da izleyebileceksiniz. Dolayısıyla tekrarları da olacak. Perşembe akşam, cuma akşam, cumartesi günü izleyebileceksiniz. İrfan Kangı, ben de dizilerde oynuyorum. Artık televizyona da çıkayım futbol olarak dedi. Biz de peki dedik, çıkalım.
Yani öncelikle izleyicilerimize teşekkür ederim. Onların bu teveccühü ve ilgisi alakası olmaz, zaten olmazdı. Ekibe teşekkür edelim. Başarılı, güzel bir iş yaptığımız için. Yönetime teşekkür edelim. Bizi layık gördükleri için. Haftaya artık televizyon ekranlarında da buluşuyoruz. Evet. Peki. Geçen hafta ne olduğu konuştuk. Evet. Daha doğrusu bana neler yapıldığını konuştuk yani. Evet. Yani geçen hafta çok iyiydik. Ama 26'da 22 çok iyiymiş. 26'da 22 maç ben bilmek. Ben çıkartmamıştım tek tek. Çok çok iyi oran yani 26'yı. Hangilerini bilememişiz diye sormuyorum artık. Aslında orada çetede tutulmuş. Ben şimdi şöyle göstereyim. Hatta geçen hafta burada söylediğim maçları şöyle çizdim. Dur, sarıyla hangisiymiş o bilinen... aşağıdaki. Senin maç ne oldu ya Portekiz'deki? 2-1 öndeydi. 83. dakikada 2-2 oldu. 2-2 mi oldu? 2-2 oldu maalesef. Senin yüzden o maçı takip ettim yani. Morelense... Evet. Nasıl oldu o maç? Nasıl öyle döndü? Yani inanamıyorum. Üstünde oynadıkları bir maçtı. O maç da gelse sistemli kupondan da güzel para gelecekti. Bir de Beşiktaş'ın handikap biri bizi yaktı. 90'da direkten döndü top. Ha sonra. Evet evet. Handikaplı. Ya baya sana da bir kupon attım biliyorsun. 800 lirayı da öyle kaçırdık bir maçta. Evet ya. 150-200 lira aldım 150, ama 200. 800 lira, 150-200 lira tabii. İşte tatlıdan o farkı kapattık zaten. Bu arada sevgili izleyicilerimiz YouTube'da olacak, yine onu söyleyeyim. Bazı izleyicilerimiz YouTube'dan kalkıyor mu diyor. Hayır, kalkmıyor. YouTube'da olacak. Ama yine televizyon ekranında da olacak, onu hatırlatayım. Yani overlock makinesi ayağınıza geldi gibi. YouTube'da da varız, televizyonda da varız, evlere servisimiz var. Hafta sonu, kına gecesi, mevlitler, özel günler, hepsine gidiyoruz. Evet. İrfan Kanga, kimler değişmiş bir bakalım. Teknik adamlar. Evet. Ya çok her hafta var. Çok acayip değil mi? 4-5 isim çıkıyor buraya ya. Sumidika Rize Spor'la anlaştı. Yeni teknik direktörü oldu. 1,5 yıllık sözleşme. Chelsea'de... Lampard gitti, Thomas Tuchel geldi. İlk maçında da golsüz berabere kaldı hafta evet, içinde. Yaktı beni dün. Tuzla Spor'da Ali Tandoğan, TFF 1. Lig'de. Tuzla Spor'da Ali Tandoğan göreve başladı. Hertha Berlin'de, Hertha Berlin'in altyapısında çalışan Dardai takımın başına geçti. Çok zaten yolları... Dardai o. Evet. O iyi oldu yani. Takım Dardai için. Ayrıldı. Evet. Cardiff'te değişiklik var. Mick McCarthy geldi. O da İngiltere'nin, daha doğrusu Britanya'nın gerikli menajerlerinden. Ve İspanya'da da Leganes takımında Garitano takımın başına geçti. Bu hafta bu takımlar oynarken dikkat etmekte fayda var sevgili izleyiciler. Diyelim. Özellikle dün Chelsea'de berabere kalmışken, golsüz berabere kalmışken, evet, golsüz berabere beni kalmışken. De dün yaktılar. Ama Tuchel tabii ki şeyden, PSG'den sonra Chelsea'nin iyi bir seçim yaptığını düşünüyorum ben. Zaten çok istim üzerindeki hocalardan bir tanesiydi. Chelsea'de böyle sever egzantrik hocaları. Güzel bir seçim olduğunu düşünüyorum. Sumidika'yı zaten geçen hafta burada oldu mu olmadı mı, ne oluyor ya, anlaşmadı evet. mı falan diyorduk zaten. O bilinen bir şeydi. Ama bizim için burada en önemli olan tabii ki Garitano'nun Leganes'in başına geçmiş olması. Garitano özellikle onu senin için getirdim. Evet, yine yani. Tahmin ettim zaten. Evet tabii Mesut Elbek demiş ki Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini nasıl buluyorsunuz? Onunla ilgili geçen hafta konuşmuştuk ama bu hafta belki oynama durumu da var sevgili izleyiciler. Şüpheli diye yazıyor şu anda ama belli de olmaz, oynayabilir. Skora göre bir 10-15 dakika sahaya atabilirler. Hem belli bir gösteri maçı gibi bir hem de Galatasaray maçından olabilir. Önce evet. şey olsun diye, takıma adapte olsun diye olabilir. Bu akşam saat 23'te Esport ekranında nefis bir karşılaşma var sevgili izleyiciler. Tottenham Liverpool, bir başka deyişle Mourinho Klopp. Bu akşamın nefis maçı. Ve gerçekten şu anki durum itibariyle şampiyonluk yarışında Klopp adına çok enteresan hal alan bir maç oldu bu. Bakalım ne olacak? Tottenham-Liverpool bu akşamki maçla başlayalım. Tamam. Tahminini alayım senin bu akşamki maçla ilgili. İki tane isim üzerinde takım. İsim üzerinde olmaların nedeni son dönemlerdeki performanslarıyla alakalı. Liverpool'un geçen haftaki 1-0 yenildiği maç gerçekten inanılır gibi değildi. Evet. Yani... 80 dakika bastır, 83. dakikada falan bir penaltıyla golüye. Evet, inanılmaz. Korner sayılarını ucu ucuna geçen hafta verdiğimiz 12 idi. Son saniye 12. Evet. korner. sağ olsun rakip takımdan 0 korner. 0 falan korner. Öyle yani. Bir şeyler yapması lazım. Fakat Liverpool'da eksik çok benim bildiğim. Yani Tottenham bu maçta biraz daha avantajlı görünüyor olabilir. Liverpool bir de gol de atamıyor. İşin acayip tarafı gol atamıyor o takım. Yani en golcü takımlardan biri. Haftada oynadılar Manchester United'la. Evet. Yani gol atamıyor takım. Sonra daha doğrusu Liverpool'a 3-2 yenildiler. Manchester United 3-2 kazandı. Kupa maçını ayrı tutuyorum lig açısından söyledim. Tabii. Son maçlarda gol atamıyorlar. Yani ve şey Salah olmadığı zaman Liverpool'un gücünün en azından bir %50-%60 çöktüğünü de görmüş olduk. O ikinci yarı oyuna girdikten sonraki Liverpool'la ilk yarı arasında çok fark vardı. Ben maçın korner, tabii ki her zaman böyle maçlara ben bir şerh koyuyorum ama KG var noktasındayım. 1.50'de bugün Liverpool gol atacak Tottenham'a. Tottenham'ın zaten gol atacağını düşünüyorum. Taraf bahsi almaktansa KG var tarafındayım.
KG var tarafındasın. Ben şunu söyleyeyim. 1.50. Bir defa üst olur diye düşünüyorum. 1.50. İkincisi bu maçın durumu, kritikliği çok önemli. Hı hı. Yani bu akşam adına Premier Lig'deki haftanın en önemli maçı. Doğru. Ve puantaj itibariyle çok önemli. O yüzden 3.5 kart üstü 2.05 oranı var. Çok güzel bir açmaz verdin bize şu an. Bence 3.5 kart üstü bu maç için, hatta hani 3.5'u çok buluyorum diyenler 2.5'un üstü bile 1.42. 1.42 delenir. Bu maç biraz gelmeyecek. Yani bu maçta olacak. Bence... Peki taraf bahsi alsaydın ne alırdın? Liverpool yenilmez derim. Ben de 0 tarafındayım. Ben 1 olmaz diyorum. Çünkü Liverpool bu maçı kaybederse sıkıntı olur. Sana demiştim evet. Ya geçen hafta Klopp'u, geçen haftaki maçı kaybederse yavaş yavaş Almanya'ya araba reklamına gönderirler diye. Yavaş yavaş iş oraya gidiyor. Ya bu maçı ne yapıp edip Liverpool'un kaybetmemesi lazım. Yani kazanır ayrı konu ama 0 evet. Bu maçta iki takımı da sanki çok üzmez gibi geldi. Ama KG var. Hani sanki böyle bir 1-1, 2-2 kokan bir maç olurmuş gibi de evet. Görünüyor. Yani katılıyorum. KG var. Çılgın bir maç izleyeceğiz bu akşam. Ben o belli öyle izleyeceğimizi düşünüyorum. Korneri, tabii şu kartı. Da var. Hakem genelde kart cibresi bir hakem. Tecrübeli hakemlerden Martin Atkinson. Ama bu maçın seyri hani öyle bir hakemin cimrilik yapacağı gibi geçmez. Tabii ki gidişat önemli ama Liverpool maçında genelde çok az kart oluyor. Ama yine de bu akşam önemli. Demin dediğin doğru, Liverpool gol atamıyor. Belki de en önemli sıkıntı savunmadan çok Jota'nın sakatlanması oldu. Evet, Jota çok süre gitti. Çünkü evet, o götürüyordu zaten. Çoğu maçta 3 puanı getiren ve takıma çabuk adapte sağlayan bir oyuncuydu. Manchester United'da Fernandes neyse, Liverpool'da Jota o etkiyi göstermişti. Gelir gelmez çok iyi oynamaya başlamıştı. Onun yokluğunda gerçekten sıkıntı çekiyor Liverpool. 3.5 kart üstü unutmayalım. KG var unutmayalım. 23'te Esport ekranında nefis maçı izleyelim sevgili izleyiciler diyoruz. Ve devam ediyoruz. Var mı bu akşamdan başka maç? 2 tane maç var. Napoli-Spezia maçı var bu akşam. O maçta da ben yine KG tarafındayım. 1.60'lık bir oran var KG'si maçın. Zaten Napoli biraz dengesiz gidiyor ama gol bulmaya başladılar en azından onu söyleyebilirim. Bir de Circle Bruges, Kulüp Bruges maçı var diyeceğim. Sen şimdi bana nereden bulma maçı diyeceksin bu akşam için. O da yine benim KG var maçlarından birisi bu akşam için. 1.62 oranla. Erkut Kul sormuş tam bu sırada. Bruges maçı var ne diyorsunuz diye. Erkut Kul kaçlı gol var diyoruz. 1.62 ile. Evet. Ya tabii ki Kulüp Bruges şampiyonla oynayan ve çok ciddi her çıktığı maçta da kendi ülkesinde zirve oynayan bir takım. Her maçı almaya aday bir takım ama bu maçta bir KG var havası var onu söyleyelim. Bak bir maç daha eklemiş izleyicimiz Mehmet Eroğlu. İyi yayınlar. Bugünkü İsviçre'den Basel maçı, Basel Sion maçı ilk yarısı 0 bitecek diyor. Olabilir. Evet. Olabilir. Napoli Spezia tam korner maçı olur demiş izleyicilerimiz. Evet, Hasan Atakay, doğru. Tokay. İrfan Bey Atletico Bilbao maçını yorumlar mısınız? Siz ne dersiniz onu oynayacağım diyor. Niye sadece canım? Atletico Bilbao maçı? Bilmiyorum. O zaman biraz bekleyecek. La Liga'ya sıra gelince diyorsun. Evet tabii. Maçlar peki. İşte gün gün ve sıra sıra gidiyoruz ya. Peki. Cuma maçlarından başlayacağız ama önce tabii Süper Lig'e geçeceğiz. Süper Lig'e geçmeden önce bu haftaki eksikleri hızlıca bir görelim. Lütfen. Kimler yokmuş? Daha doğrusu onu görmeyeyim. Çok özür dilerim sevgili yönetmenimizden. Şunu isteyeyim. 21 hafta geride kaldı biliyorsun. Evet. 21 haftanın şöyle izleyicilerimize ışık tutması açısından kim karşılıklı gol var takımı olmuş, kim üst takımı olmuş. Süper. Bir grafiğimiz var onu getireceğiz süper. Şimdi. Üst deyince akla Fenerbahçe gelmiş ilk yarıda. 20 maçın 15'i üst bitirmiş. İkinci sırada Beşiktaş'ta Karagümrük var. 14'er maç üst. Alt takımı Kayserispor olmuş. 14 maç. Antalyaspor 13 maç. Ligin ikinci yarısı hemen bu hafta sonu başlıyor biliyorsunuz sevgili izleyiciler. Gaziantep karşılıklı gol var denince ilk sıradaki takım. 15 maç karşılıklı gol var bitmiş. Diğer karşılıklı gol var takımları Gençlerbirliği, Rizespor. Şu anda namağlup seride Fenerbahçe'nin 7, Beşiktaş'ın 9 maçı oldu ligde. Çok iyi gidiyorlar gerçekten. Evinde en çok gol atan takım Beşiktaş. İkinci sırada Galatasaray, üçüncü sırada Alanyaspor var. Deplasmanda en çok atan da Beşiktaş ile Fenerbahçe 22'şer golle liderliği paylaşıyorlar. İlk yarıya dair kısa birer soru soracağım. En beğendiğin takım hangisi oldu? Beşiktaş. Başından beri söylüyorum. Menajer olarak da Sergen Yalçın mı diyeceksin? Kesinlikle. Evet. Böyle fark zaten yaratan... Zaten ligdeki sıralama da gösteriyor. Gösteriyor diyorsun. Fark yaratan beğendiğin birkaç oyuncu? Güzel soru. Şimdi ben çok enteresan gelecek sana. Alanya'nın ligin ilk yarısındaki yani ilk yarının ilk yarısındaki performansında defanstaki Colker'ı çok beğeniyordum savunmada. Bir şey diyeceğim çok pardon. Murat Beytron demiş geçen hafta yaktınız bu hafta telafi edin. Geçen hafta neyi yaktın? Geçen hafta yandıysan abi sen yanlış bir program izliyorsun abi. Sen hemen kanalı değiştir abi yanlış bir program izliyorsun sen. Beşiktaş'ta ben tabii flash futbolculardan ziyade işe yararlık açısından. Mesela sol tarafta
Rıdvan'ın, sağ tarafta da Rozier'in takıma katkıları olmuş, gerçekten muhteşemdi. Gezal'ın hakeza Beşiktaş'ın yine orta sahasında. Çünkü hiç kimsenin beklemediği performanslar, yani asist krallığında önde oluyor olması çok etkiliydi. Galatasaray'da Taylan Antalyalı'nın orta sahayı tek başına neredeyse hemen hemen bütün maçlarda götürdüğü, oynamadığı maçlarda Galatasaray'ın orta sahasındaki sıkıntısını, Donk'un ona eşlik etmesini ve Marco Arno stoperdeki durumu dikkat çekiciydi. Fenerbahçe cephesine baktığımızda Fenerbahçe'de şimdi birçok golcü var. Hani tam olarak şu golcü deyip bir 11 kuramadık ama evet. Pelkas bütün hepsinin arasından böyle bir adım öteye çıkıp gösterdi. Ozan çok iyi gidiyordu. Son 3-5 maçtır bir tökezliyor. O yeri evet. kaptıracak gibi. Gustavo her zamanki gibi bir hani binayı taşıyan ana kolon evet. Fenerbahçe'de bence. Trabzonspor'da da Abdullah Hoca. Yani Abdullah için... Süper Kupayı kutlayalım bu arada, iyi hatırlattın. Kutlayalım. Akşam futbolcuların da o gösterdiği ona karşı ilgi ve enerji sempati. Çok güzeldi, sevgi. Hoş olmayan şeyler de oldu sahada tabii biraz. Canım, o... Biraz enteresan bir maç oldu ama iki takımın genel da çok gazı vardı. Genel karakteristiğimiz olduğu için ona çok girmiyorum yani. Ama Abdullah Hoca geldikten sonra zaten Trabzonspor'un hocayla başlaması bir hataydı da. Abdullah Hoca geldikten sonra Trabzon'un bir puan durumunu çıkarttılar. Ligin şu anda sanıyorum ikincisidir en kötü yani falan. Evet. Yani öyle bir şeydi. Peki. Böyle bir performans var. Hayal kırıklığı kim sence ilk yarı? Hadi bakalım. Ben bir şey sorayım. Hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı sende kim hayal kırıklığı yarattı yani? Yani oyuncu bazında mı diyorsun, takım olarak oyuncu, mı diyorsun? Takım. Yani takım olarak Başakşehir deriz herhalde. Hiç kimse tabii, beklemiyordu takım olarak yani. Başakşehir deriz. Çünkü şampiyonluğun üstünde böyle bir performans kimse beklemiyordu. Tabii ki oyuncuların eksikliğinden de dezavantaj yaşadılar ama neticede Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiler bir taraftan da. Kötü ama bir grupta, ne olursa olsun ligde bu durumda tabii, olacağını bu durumda beklemiyordu. Olması lazım. Evet, kesinlikle. Futbolcu olarak kim dersin? Hayal kırıklığı. Bidon. Yılın bidon. Yılın hayal kırıklığı. Düşünmedim bak hayal kırıklığı olarak. Hiç. Falcao derim ben. Oynayıp yani beklenen performans altında kalan. Oynasa dediğin doğru. Oynamadı ki. İşte ya belki o hayal kırıklığı yarattı Galatasaray taraftarında. Bilemiyorum. Yani. Peki. Adem Ley işte düzeldi o da diyelim. Evet, son Adem Ley düzeldi. Adem Ley hiç olabilir. Yani Beşiktaş'ta o da beklentiler. Sosa. Yaptı. Sosa mesela. Belki evet. olabilir. Evet. Peki hızlıca bir eksikleri görelim. Bu eksiklere bakmadan da iddia yapmayalım sevgili izleyiciler. Trabzonspor'da eksikler Kamil Ahmet, Abdülkadir. Galatasaray'da Fegoli, Falcao. Fenerbahçe'de Perotti, Tisserand, Mesut belirsiz demiştik. Rizespor'da bayağı eksik var yine. Ankara Gücü'nde Emre Güral. Bunlara dikkat diyoruz. Muhammed Demir Antep'te, Tete Malatyaspor'da, Sadiku Kasımpaşa'da, İrfan Can Çantli Başakşehir'de, Göztepe'de Soner. İpuçlarını da verelim. Hemen Süper Lig'de maçlara başlayalım. Bir ipuçlarını da görelim. Senin bir ipuçlarına bir bak dediğim köşe. Antep evinde son 17 maçtır kaybetmiyor. 9 galibiyet, 8 beraberlik. Alanya Sivas. Şu istatistiği ben görmeden okumasam, bilmesem inanmazdım açıkçası. Hem Alanya hem Sivas. Aralarındaki son 5 maçın alt bitmiş olması. Başakşehir Hatay. Başakşehir evindeki son 6 maçın birini kazanabildi. Fenerbahçe Rize. Aralarındaki son 11 maçta 41 gol izlendi. 10'u karşılıklı gol var. Bitti. Ne diyorsun demeyeceğim. Maçlarda söyleyeceğim şimdi sana. Peki, tamam. Antep Galatasaray'la başlayalım. Şimdi, ne diyorsun? Antep'in 17 maçlık evinde kazanamama, daha doğrusu pardon, kaybetmeme serisi biter mi? Her seri bir gün biter. Liverpool'un Burnley maçındaki gibi. Her dizi bir gün biter. Aynen öyle. Her seri bir gün biter. Her dizi bir gün biter. Her şeyin bir sonu vardır bu hayatta. Galatasaray geçen haftaki maçtan sonra, şu anda da bugün transfer haberleri de geldi ufaktan. İşte Jacques ne gidiyor? Mısırlı golcü geliyor. Bir de West Brom'a gidiyor Jack ne bu arada. West Brom'a gidiyor. West Brom'da yetkililere seslenmek istiyorum. Allah sizden razı olsun. Allah ne murazı. Islak imzayı görmedik ama eğer görürsek söz veriyorum ben de size bir tatlı göndereceğim buradan. Yani sanıyorum şeyle de Newcastle'ın sağ bekiyle de anlaşıldı sezon Yedlin. Sonu için. Yani Yedlin. Dolayısıyla Galatasaray'da işler birazcık Fatih Hoca'nın moralini düzeltecek şekilde ilerliyor. Gaziantep'te de Sumidika sonrasındaki durum inişli çıkışlı. Bizim şeye benziyor bu. Bazen borsada böyle inişli çıkışlı bir mum olur ya, ona evet. benziyor. Şimdi Gaziantep'in ne yöne evrileceğini çok kestirebilmek mümkün değil. Ama ben bu maçta diyorum ki Galatasaray bu seriye son verecek ve bu maçı alacak. Hem de çok zor bir maç geçmesi beklenirken ben Galatasaray'ın biraz daha kısmen oyun olarak daha bir maç geçireceğini düşünüyorum. Çok iddialı bir şey söylediğimi farkındayım. Bak evet. haftaya buradan beni patates edebilirsin diye söylüyorum. Yok. Benim maç sonu tahminim 2 ve 3.5 gol alt.
2 ve 3,5 alt. 2.5 yani, oran var. Güzelmiş. Yani Galatasaray 2-0 kazanır. 1-0 kazanır. 2-1 kazanır. Peki. Ben 1.70 üst, ben de 2 diyorum sadece. Galatasaray kazanır diyorum. 1.70 oranda. Senle anlaştık o zaman. Evet. Anlaştık. Antep Galatasaray'da anlaştık. Malatya Karagümrük. Ben ilk yarı 0 olur diyorum bu maç. %100 sana katılmakla beraber maç sonunu da hatta 0'a gidebileceğini düşünüyorum. Geçen hafta Karagümrük deplasmanda kazanır demiştim. Ancak bu sefer karşıdaki takım Malatya. O kadar kolay değil o işler. Malatya bir toparlanmaya... Maç bu programesin. Erkan Özdemir'e mesaj atacağım. Senin öyle mi diyorsun? Yüzünden niye hali düşük diye. Gerçekten 90. dakikada inanılmaz penaltı vardı yani. Öyle bir ayak savurdu ki o penaltıyı nasıl vermedi akıllara zarar yani. Biz gizli bir konuşma yaptık. Yaptınız. evet, Malatya Karagümrük. Bu maçta ama bir 0-0 maçı beklemiyorum onu söyleyeyim. Yani 1-1, 2-2 olur. 1-1 muhtemel sonuç gibi geliyor. KG var noktasında da varım bu maçta. Ama evet sana katılıyorum. İlk yarısı ya da maç sonu 0 biterse hiç şaşırmam. Bir de bu maçta eğer ve eğer korner açılırsa korner deneyin. Yeni Malatya Karagümrük. Korner açılmış. Korner açıldıysa evet. Bu maça korner denenebilir. Hemen söyleyeyim oranını. 9.5 üstün oranı 1.67. Düşük. 10.5 üst 2. Mesela 10.5 üst denenebilir sanki maç sonuna. Bu maçta. Ama hani benim bu hafta bizim Süper Lig'de berabere bitmesi muhtemel maçlardan biri olarak. Benim de gollü berabere bitmesi beklediğim maçlardan birisi. Sen peki, de ilk yarı 0. Ben ilk yarı 0 diyorum. 2-3 gol maçı olur gibi geliyor bana. 1-1 ikimizi de kurtarır. 1-1 ikimizi de kurtarır evet. Devam ediyorum Süper Lig'le. Bakıyorum şöyle Kasımpaşa, maça. Kasımpaşa-Kayseri. Kasımpaşa'da Sadiku yok ve geçen hafta Sivas 2-0 yendiler. Evet. Kayseri'de Fener karşısında 3-0 mağlup oldu. Önceki hafta Başakşehir'i 2-0 yenmişlerdi. Şimdi Kasımpaşa geçen haftaki maçı Kasımpaşa mı kazandı Sivas'a karşı? Sivas mı kaybettinin cevabını bu maçta görmüş olacağız. Ama Kasımpaşa'nın evinde etkili bir takım olduğunu da her fırsatta zaten söylüyoruz. Evet. Ben maç sonunun işin açıkçası 1 olacağını, Kasımpaşa'nın maçı kazanacağını düşünüyorum. Ama oranı biraz arttırmak lazım. Çünkü 1.67'ler falandı Kasımpaşa. Şimdi ben 1.67 beğenmiyorsun yani. 1.75 olmuş 1.75 beğenmiyorum. Çünkü şundan beğenmiyorum. Karşı takım Kayseri'de bir şekilde deplasmanda tutunmaya, oyunu tutmaya çalışan, hatta deplasmana 1-0 galibiyetler sıkıştırabilen bir takım. Hoca değişikliğinden sonra da özellikle. Madem bir risk alacağım şöyle bir şey yaparım. Maç sonu 1 ve 1.5 üst derim. 1 ve 1.5 üst. 2.05 oran vardı. 2.5 üst daha da hani böyle risk alayım diyorsanız hani mutlaka Kayseri gol atar ama Kasımpaşa kazanır diyorsanız zaten 2.5 üste varır maç. O zaman 2.50 oran var. Yani ben maç sonu 1 ve yanını süslerim. Ben korkuyorum bu maçtan. O yüzden KG var diyorum. Okey. 1.52 oranı var. Direkt 1 diyemiyorum bu maça. Biraz zor maç gibi geliyor bana. Peki. Alanya Sivas. Alanya o ligin ilk yarısının ilk yarısındaki Alanya değil. Sonradan bir şey oldu ama şimdi bir toparlamaya başladılar. Bu bizi en çok yanıltan tahminlerdeki takımda istatistik tutsak herhalde Sivas olabilir. Sivas'tır. Yani Avrupa maçlarında dahil olmak üzere kazanır Avrupa'da, dediğimiz maçlarda evet, kazanmadı. Alt kaybeder dediğimiz maçlarda üst olur. Her şey ters. Yani hani bir ara diyordum ya ben ne söylersem tersini öğreneyim diye. Öyle oldu Sivas'ta. O 2020'de kaldı. Geçmişte kaldı. Evet. Şimdi 2021'de. Artık İrfan Kang'ı altın oran sezonu yazıyorlar. Estağfurullah. Alanya Sivas maçının ben İki tane kontrollü takımın birbirini kontrol ederken 2-3 gol aralığıyla biteceğini düşünüyorum. 2-3 gol. Normal çünkü dedim ya son 5 maçta aralarında alt bitmiş. Son dönemde de Sivas gerçekten kötü gidiyor. Bu arada tabii eskiden şu olurdu. Devre arasından sonra takımların bir toparlanma, transferlerin yeni oturması, hazırlık. Dinlenmesi. Şey. Şimdi hemen başlıyor tamam transfer devam ediyor ama hemen de lig başlıyor. Yani o biraz sıkıntı. Tabii fikstür yoğun. 20 hafta Avrupa Şampiyonası var. Ara yok. Gerçekten zor. Yani bu hafta Alanya-Ankara hücum maçı o zeminde inanılmaz maç oldu yani. Allah'tan hava şartları öyle acayip bir hallere gelip de futbolu erteleyecek durumlara gelmedi. Evet. Gerçekten şu anda ipin ucunda gidiyor yani lig. Evet. Gerçekten iyi. Mesela dün Abdullah Hoca'nın da sıkıntısı oydu zaten. Biz dinlenemedik yani. Ya Süper Kupa maçı oynadık falan diyor yani. Çok haklı. Evet. O yüzden çok sıkıntılı ve zor maç. Alanya-Sivas. Ben de katılıyorum senin tahminlerine. Başakşehir-Hatay. Bir başka sıkıntılı maç. Şimdi Başakşehir çok büyük bir travmadan çıktı dün. Evet. Şimdi bir maç içinde gerildiler. Yedek kulübelerinde sıkıntı oldu. İki, kupa kaybedildi. Şimdi geçen sene ilk defa şampiyon olmuşsun. O süper kupayı almak istemez misin? İkinci kupayı tabii koymak istemez. Bir de bu kadar kötü giden bir ilk yarının ardından. Travma biraz büyük Başakşehir onu söyleyeyim.
İrfan Can gidecek mi? Şu belli oldu. İrfan ya Galatasaray ya Fener'e gidecek. Artık orada Marsilya kalacak gibi. Marsilya kısmı doğrulanmadı diyorsun neticede. Yani evet. Orası biraz sıkıntılı. Karşısında da Hatay gibi golde bulabilen bir takım var. Ben KG var noktasındayım. Çünkü Başakşehir gol yemek konusunda hiç sıkıntı yaşamıyor. Yaşamıyor evet. Eski, yani geçen seneyle arasında uzay bir fark var. Bu sene gol yiyor. Hatay da gol atabiliyor. Ben bu maçta taraf bahsi almaktansa KG var noktasındayım. 1.55 oranla. Gol yemediği son maç 6 maç önce Başakşehir'in. Erzurum'la o da. Erzurum-Başakşehir maçı. Başakşehir'in tek golünü zor kazandı. O da Erzurum'un zaten gücüyle evet. alakalı bir aynen. yani. Peki. Sen Mehmet Erol demiş ki maçları takip edin. Kuzey liglerini kar yağan maçları alt alın demiş bak. Hava şartlarından bahsettin ya. Doğru. O da onu söylemiş. Evet Spor Toto'yu vereceğiz sevgili izleyiciler. Yarın başlayacağı için onu birazdan bahsedeceğiz. Sen Başakşehir Hatay maçına söylemedin mi? Üst diyorum. Sen üst diyorsun. Ben Hatay'ın gerçekten futbolunu çok takdir ediyoruz bu sene, beğeniyoruz. Mesela bu senenin sürpriz çıkış yapan takımı dersen Hatay derim. Her şeyle yani. Hem takım kimliği hem teknik direktör etkisi. Hatay, Karagümrük bunlar ikisi de tabii, çok renk kattılar yani lige. Gerçekten çok zevkli maçlar onlarınki. Ben ama şu da bayılıyorum. Var. Karagümrük'ün yaptığı transfer seviyesiyle Hatay'ınki hiç tabii, kıyaslanmaz tabii. bile. Ona rağmen çok çok Hatay iyi biraz diyorlar. Kendi kahramanlarını evet, çıkarttı. Evet. Kendi starlarını yarattı. Karagümrük alabileceği starları ve kahramanları aldı, takım yaptı. Evet, diyelim mi? Diyelim. Aynen. Şey doğru tanım bu oldu. Fenerbahçe Rize. Şimdi benim favori takımlarımdan biri. Yani Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi ben zaten hep söylüyorum. Bu maçta da şimdi Fenerbahçe Mesut gelmiş. Güzel bir imza töreni yapılmış. Son maçlarda da güzel bir seri yakalanılmış. Geçen hafta ne demiştik biz şey maçında, Sivas maçında bir beraberlik gelecek demiştik zaten. Hani evet. Söylediğimiz o da tutan maçlardan biriydi. Şimdi bu maçta Fenerbahçe evinde Rize'yi yener. Hiç uzatmaya gerek yok. Zaten 1 ve 2.5 üst diyorum ben. 1.70. 1 ve 2.5 üst. 1.70. Ben görüyorum ve arttırıyorum. Diyorum ki ev sahibi her iki yarıyı da kazanırın oranı 2.65. Fenerbahçe iki yarıyı da kazanacak 2.65. Ya da çok güvenemiyorsanız buna ilk yarı 1.5 gol üstü. 2.15. O da güzelmiş. Ben Fenerbahçe'nin bu maçta Rizeli dostlar kızmasınlar ama böyle bir kabus gibi çökebileceğini düşünüyorum rakibin üzerine. Çünkü çok havaya girdiler. Çok iyi gidiyorlar. Şimdi Mesut da gelmiş. Oyuna girecek ilerleyen dakikalarda muhtemelen. Evet. Hoca havasında. Yüzler gülüyor. Başkan memnun. Camia memnun. Ben bu sinerjinin kolay kolay bozulabileceğini düşünmüyorum. Bu maçta bozulmaz. Yani bozulur da bu maçta bozulmaz. Peki Sumudika faktörü ne kadar etkili olur sence? Sumudika faktörü zaten maçın çılgın geçmesini... Yani ben mesela Sumudika'nın şey yapacağını düşünmüyorum. İşte atıyorum bir Samet Aybaba gibi, bir evet. Ersun Yanal gibi bir kapanayım. 8-9 kişi falan yapmayacak. O da hurra saldıracak. Hocanın özelliği o zaten yani. Ben o yüzden bu maçta ilk yarı 1.5 gol üstü diyorum. Ya da Fenerbahçe her iki devreyi de kazanır. Çünkü Fenerbahçe'ye yüklenirsen, Fenerbahçe'de çok kaliteli. Mesela Pelkas. Evet. Arkaya çok iyi sızabilen bir adam. Şimdi golcü olarak kimi söyleyeceğiz biz Fenerbahçe'de? Abi herkes gol atıyor. Herkes gol atıyor. Forvet attığında gol atmayan yok yani. Baktığında. Şimdi Beşiktaş deyince Abubakar, Larin diyorsun yani. Evet, hani belli bir sistem var. Burada belki Hulk da denecek yakında. Belki. Burada bir kaos sistemi var. Hani kim girse gol atabiliyor yani. Öyle bir durumu var buranın. Mesut evet. bile atabilir bir penaltı falan olursa. İsmail Gümüş Fener 4.5 6 ve 1 olur demiş. Efe Aksu demiş ki bak Sumudika'yı unutmayın. İyi top oynatıyor. O etkili olabilir. Anıl Karatay'la Rize de gol bulur. Karşısı gol var diyoruz demiş. Evet biz de aynı şekilde Sumudika faktörünün de maçı ilginç noktaya getireceğini konuştuk sevgili izleyiciler. Evet Fenerbahçe Rize maçı 1 ve 2.5 üst. Sen her iki yarıyı Fenerbahçe kazanır diyorsun. 3.5 alt ilk yarı diyorsun. Her iki yarıyı 3 üst diyorsun. Ya ilk yarı 1.5 gol üst ya da her iki yarıyı da Fenerbahçe kazanır. Peki o zaman devam ediyorum. Erzurum, bir bak, bir bakın ikinci bölümü geliyor. Bir bakın ikinci bölümüne bakalım nasıl tiyolar var maçlara dair. Erzurum Ankara Gücü. Ligde evinde kazanamayan tek takım Erzurum. Mesut Bakkal Hoca 5 beraberlik 5 mağlubiyeti olan Erzurum'un gidişatını değiştirmek istiyor. Zaten o 5 beraberlik de 3'ü galiba Mesut Hoca'nın. Evet. Ya da 4'ü. Denizli Göztepe. Denizli lig tarihinde İzmir takımlarına evinde hiç kaybetmedi. Gençler Birliği Antalya deplasmandaki son 3 maçında gol yemedi. 1 galibiyet 2 beraberlik. Beşiktaş Trabzon. Beşiktaş 47 golün 32'sini ikinci yarıda attı. Trabzon 7 gollerin %70'ini ikinci yarıda yedi. Metinde anlatılmak istenen nedir diye soracağım sana. Çok güzel. Çok güzel Erzurum, bir şey. Erzurum Ankara Gücü. Buyurun. Erzurum Ankara Gücü maçında şimdi burada birincisi... Hasret biter mi? 10 maçlık
Erzurumspor'un kazanamama sıkıntısı var. Bir yerde tabii o zincir de kırılacak. Tabii de o maç bu maç mı? Bir kere saha şartları çok önemli bu maçta. Evet. Saha şartları lehine yazar Erzurum'un. Bir. İki, Ankara gücüne demin Emre Güral yok dedin. Cezalı. Emre Güral zaten en önemli hücum ayaklarından bir tanesi Ankara gücünde. Dolayısıyla bu noktada taraf bahsi almak bu maçta gerçekten çok zor. Evet bir pazar maçı, evet güzel evimizde seyredeceğiz, bir sıcak evimizdeyken karlı bir maç olabilir ama ya ben bu maçta taraf bahsi almaktansa KG var der çekilirim. KG var çekilirim diyorsun. Ben bir denemek lazım diyorum bu maçta. Birin oranı da yüksektir. 2-0-5. Yani 2-0-5. Bu hafta bir tarafın. Ankara gücünü beğeniyorum o ayrı ama bu hafta... Ankara gücü gol atıyor. Gol atıyor. Erzurum'un da ben bu maçta gol atabileceğini düşündüğüm için KG tarafına. Yani işi kolayına güzel. Kaçtım biraz. 1.65'te taraf bahsi aldım. Ömer Merim 2-2 biter demiş bak. Olabilir. Yani çünkü Ankara gücü bu maçta gol atar. Ama o galibiyete yeter mi, beraberliğe yeter mi noktasında Erzurum'un ne oynayacağı belli değil. Erzurum sıkıntılı. Mesut Erbek demiş ki Polar'ın, Brezilya Polar'ın bir anlamı var mı demiş. Ben Brezilya asıllıyım. Yo yani öyle her gün forma giyiyoruz, değişiklik olsun diye bu sefer Brezilya ile geldim. Peki. Devam ediyorum. Denizli Göztepe bugün itibariyle Yalçın Koşukavak istifa etti. Aa. Evet. Hocayı sen o kadar burada dillendirdin. Nazarın değdi be. Yani. İlk galibiyet geliyor dedim. İlk galibiyet geliyor dedim. Daha doğrusu o maçta galibiyet geliyor dedim. Üstüne... Ne diyorsun ya? Hoca belli miyim hoca? Yok daha bugün çok sıcak. İstifa etti. Geçmiş olsun dedim hocamıza. Evet. Yeni takımında Denizspor'a da yeni hocası kim gelirse ona başarılar dileyelim. Yani Sumudika vardı elimizde yeni bitti o da. Kalmadı. Bitti diye. Şimdi Denizli... Bir izleyicimiz demin hatırlamıyorum. Yukarılarda daha programın başında sormuştu. Şimdi mesela Göztepe'de biliyorsun İlhan Hoca gitti. Ben Hürriyet'teki radar köşesi yapıyorum haftanın panoraması. Oraya şey yazmıştım. İlhan gitti, İlham geldi diye. 4-0 yendiler. Çok iyi oynamaya başladılar. Deniz'den böyle bir tepki bekliyor musunuz diye yazmış bir izleyicimiz. Yukarıda hatırlayamayacağım ismini, affetsin beni. Böyle bir tepki gelir mi acaba? Şimdi diye. Biz artık işi şuna bağladık ya. Şimdi eğer hoca gittikten sonra takım kazanırsa bir tepki verdi, reaksiyon verdi yeni hocaya. Eğer giderse hocayı gönderdiler rahat oynuyor. Şimdi bunun tabii şeyi yok. Artık o hani futbolcunun o günkü durumuna bağlı biraz. En ufak nüanslar bile şey etkiliyor. Ama şimdi bu maçlar artık... bir de ligin ikinci yarısı başladı. Bu hava şartlarında bu kadar yoğun maç temposunda gerçekten bir tahmin tutturmak da zor yani onu da söyleyelim. Denizli Göztepe tarafına baktığımızda da Göztepe ne bizim geçmiş senelerdeki Göztepe, Denizli ne geçmiş senelerdeki Denizli. Denizli son sıraya demirledi ya çok kötü düştü şimdi gerçekten. Şimdi bu sene şöyle diyelim o zaman ilk yarı sonu itibariyle ben sana sorsam düşmeye aday 2-3 takım söyle desek birilerine. Herkesin söyleyeceği takımlardan biri Denizli oldu maalesef. Çünkü kadro biraz yetersiz. Biraz değil bayağı yetersiz. Ben bu maçta 2.5 alt tarafındayım. Alt tarafındasın. İtiraz 1.7. etmem. İtiraz etmem. Bu maç gerçekten zor bir maç olur. Bence 2-3 gol aralığı haftanın zor maçlarında bence bahis anlamında en makul gibi gözüküyor. Çünkü nasıl oynayacaklar? Aslında bakıyorsun kadroya Rodega gibi bir oyuncu var. Ama buna rağmen... İyi şöyle bir şeyler var. Şimdi Denizli ya da Göztepe takımının bir futbolcusu sensin. Teknik heyetinden biri sensin. Bu maça çıkıyorsun. Ali Çardaklı da onu hatırlatmış. Güzel bir şey söylüyorsun. Ünal Karaman ilk galibiyetini alır diyor. Tabii bir tarafta da Ünal Karaman geldi. Neticede daha yeni. Ama bu takımların şöyle bir sorunu var. İki takımında. Gol atma sorunları var ya. Şimdi bu takımlar bu tarz bir maça çıkarken şunu düşünmeli ilk başta. Ya da şunu düşünürler diye ben düşünüyorum. Ya arkadaş biz önce bir gol yemeyelim. Yani bir maçı bir tutalım. Bir gol yemeyelim çünkü araya bir tane sıkıştırırsak 3 puan alma ihtimalimiz var. Evet. Yani çünkü gol yedikten sonra 2 gol atman lazım ki maçı kazanasın. Atamıyorsun zaten. Hani sen yani baktığın zaman son maçlarda öyle bir istatistiksel durumun var yani. O yüzden bu maç biraz kilit bir maç gibi gider. Yani ilk yarısı berabere biterse ben hiç şaşırmam 0-0'la. İkinci yarı birisi 1-0'la öne geçer de maçı kazanırsa buna da şaşırmam ama ben hani dediğin gibi 2-3 gol de olabilir ama çok öyle çılgın bir maç beklemiyorum yani. Gençler Antalya. Bu da ayrı iki tane sorunlu ayrı takım. Yani Gençler Birliği. Antalya tabii demin verdik 3 maçtır gol yemiyor. Bu önemli. Ama o niye yemediğini zaten yani biz baştan beri hoca deplasmanda yemiyor tabii. Hoca değişik. Yani Ersun Yanallı hoca Anadolu takımının başına hoca getiriyorsan bunu alışacaksın. Yani bu Ersun hocanın için şey. 6 yemişlerdi Hatay'dan içeride biliyorsun. Ondan sonra 0-0 Galatasaray. Tabii. Deplasmanda Göztepe galibiyeti. Ama nasıl oyunla? Bak Galatasaray tabii, tabii. Antalya maçı o bir kere olur o yani. Bir kere olur tabii. Falan yani. Şimdi, sonra içeride Trabzon 1-1. Sonra deplasman Konya 0-0.
O maç çok travma yarattı hocanın üzerinde. Bence o maçtan beri bütün maçlarda çok, yani o takımın o kadar defansif oynayan bir takım olmasını ben yadırgıyorum. Yani kadronda evet. Nuri Şahin'in var. Podolskin var. Yahovic'in var. Serdar Gürler'in var falan evet. filan. Hani biraz bana şey geliyor yani. Bak 50. gol attıramadık Stanku'ya. Hiç onun bahsini bile açmıyorum zaten. 8 teyitler 2020'den geldik 2021'e. Gençler Birliği'de geçmiş senelerdeki Gençler Birliği arasında acayip bir fark var. 4 maçtır. Gerçi İlhan Cavcav büyük başkanmış. Aynen. Onu anladık şu olduk. Aynen. Ya hiçbir şey bırak. Zaten Gençler Birliği ligde çok başarılı olan, şampiyonla oynayan bir takım hiçbir zaman olmadı. Ama yurt dışındaki Porto gibi atıyorum evet. futbolcuları yurt dışı piyasasına değil ama Türkiye'deki iç pazara bulup 300 bin 500 bin dolara adamı 10 milyon 15 milyonlara satan bir kulüptü. Şimdi o özelliği de yok. Gençler Birliği'nin hiçbir özelliği yok. Yani bir büyük taraftarı var o. Başka özelliği yok Gençler Birliği'nin. 15 gol yemiş 4 maçta. Bu maç 2.5 alt diyorum ben yine. Ben de katılıyorum. Ve Beşiktaş-Trabzon haftanın maçı. Dün dediğin gibi maç. Trabzon zorlu bir maç. Zor şartlarda hava ve saha. Üzerine önemli bir galibiyet ama efor bayağı yüksek. Sakatlar var. Beşiktaş şahane gidiyor. Çok zevkli bir maç izleyeceğimiz kesin. Hafta sonumuza renk getirecek bir maç. Bir tarafta aslında iki tarafta da çok iyi sistem hocası var. Evet. Ama bir tarafta işte çok istim üzerinde olan bir Sergen Yalçın. Yenilmiyor. Şimdi herkes gözünü Sergen Hoca'yı tahtından etmeye dikti. Yani şimdi sen bakma. Şimdi Beşiktaş'ı yenen büyük hava yapar. Büyük sükse kesinlikle, yapar ligde. Kesinlikle. Trabzon tarafına baktığında da Abdullah Hoca şimdi ilk kupasını kazandı dün. Sanıyorum futbol hayatındaki ilk kupayı. Evet. Buna da sinirleniyormuş galiba ama niye sinirleniyorsunuz hocam? Ne güzel işte. Allah daha çok versin. İlk kupasını kazandı. Bunun moraliyle çıkacak. Ancak bir de futbolun gerçek realitesi var. Yani dün yorulan bir takım var. Dün 90 dakika sahada psikolojik olarak da yorulan, sağ kenarındaki olaylardan psikolojik olarak da yorulan bir Trabzonspor var. Bir de kar yağışı altında oynandı maç. Ağır bir sahada oynandı evet. maç. Şimdi bu kadar yoğun maç temposu içerisinde araya böyle bir maç Beşiktaş iyi kötü dinlendi. İyi kötü dinlendi. Ben bu maçta Beşiktaş'ı bir adım önde görüyorum. Yani şimdi diyecekler ki sen sezon başından beri görüyorsun. Evet görüyorum ve beni yanıltmadı. Şimdi 1.67'den ama ben bu maçı bir derbi, karşımda da Trabzon gibi bir takım varsa bir iddia alacaksan, bayısı alacaksan 1.67'den almam. Bana düşük gelir. Evet. Ama maçın favorisi Beşiktaş. Peki ben ne yaparım? Bir, bu maça açılırsa mutlaka korner oynayayım. Net korner oynayayım. Daha açılmadı ama açılır. Açılır, korner oynayayım. İki, ben Beşiktaş'a bu maçta maç sonu 1 ve 2.5 gol istiyorum. 1 ve 2.5 Beşiktaş diyorsun. Yani evet. Trabzon'un gol atacağını düşünüyorsanız ve inanıyorsanız ki ben de bir gol atabileceğini düşünüyorum Trabzon'un en kötü. 2.40'lık oran var. Yani 2-1 kazanır Beşiktaş'ı. Geçen hafta söyledim handikaplı. 1-0 geriden geldi. Ona rağmen top direkten döndü. Evet, ne pozisyonlar evet. kaçtı. 2 tane gol offside olduğu için verilmedi. Yani o maç 4-5 de olabilirdi. Beşiktaş'ın ben bu maçı alacağını düşünüyorum. Evet, Cenk Ciğer bugün geciktim, sizinleyim demiş, hoş geldin. Eyvallah. Erhan Öz, Abdullah Avcı hırslı çıkar. Kadir Polat ilk kupası değil, Türkiye U17'yi aldı demiş. Biz tabii kulüp bazında söylüyoruz. Kulüp bazında, evet. kulüp bazında. Nitelikli analiz 1-1 ya da 2-1 Beşiktaş, 1-1 biter ya da Beşiktaş 2-1 kazanır demiş. Ömer Merim ikisinden biri 3-2 kazanacak demiş. Sen ne diyorsun maça? Ben üst diyorum, 2 olmaz diyorum. Ama evet. hani bir tarafta derbi, heyecan, yüksek bir de, maç. Trabzon'da sporcuların bir gazı da geçti. Tabii kupayı tabii. aldılar. Şimdi bir mutluluk yaşandı. Bir vücutta bir laktik asit bir boşaldı. Bir gitti yani. Şimdi İlk tabii yarı bir bile oynanır diyorum yani. Ben olabilir. Açıkçası. Katılıyorum. Yani ben Beşiktaş'ın bu maçta ağır bastığını düşünüyorum. Yani bu tamamen aradaki kadro kalitesi ve farkından ziyade dün akşam Trabzon'un çok zorlu bir maç oynamasından ötürü. Evet. Çok zorlu. Peki ben de Beşiktaş 1 hatta üst hepsine katılıyorum. Ama 2 olmaz diye düşünüyorum. Diyorum ve Premier Lig'de de hızlıca hatırlayalım. Senin tahminlere geçmeden. Peki. Neler olmuş? Kimlere dikkat etsin izleyicilerimiz? Alt üstçüler kimler? Manchester United. Ya ne enteresan lig öyle değil mi? Sheffield dün akşam gitti yendi Manchester United'ı. Hiç sorma yeni yakan maçlardan Manchester biri. Manchester United'ı içeride Sheffield yendi. Chris Wilder acaba ateşi tekrar yakıyor mu? Bakacağız önümüzdeki haftalarda. 13 maçı üst bitti Manchester United'ın. West Ham'la Leeds. Bu ligin diğer üstçüleri. Ama o yani Leeds'in olması şaşırtıcı değil. Manchester United değil ama West Ham'ın olması bence şaşırtıcı. Büyük çok iyi gidiyorlar bu sene. Çok başarılı gidiyorlar. Alt deyince Manchester City'nin olması inanılmaz. 13 maç. Eskiden 7 maç falan yani şey 7 gol falan değil. Olurdu maçlarında yani falan. Manchester City ile Burnley aynı karede. Ama City'de çok eksik var. Ne Aguero oynuyor ne Kevin De Bruyne oynuyor. Yani ama savunma da çok iyi. Eskiden yedikleri kadar gol diyemiyorlar artık.
KG var deyince Manchester United ve Brighton. 13 maç senin United, takım. 12 Brighton. Evet. İlk tatlıyı kazandığım takımım, canım takımım. Özledik o günleri. Namalip serisi Manchester City ve Leicester. Evinde en çok gol atan City ve Liverpool. Deplasmanda en çok gol atan Leicester'la Manchester United diyelim. Premier League ile ilgili tahminlerimizi Tottenham, Liverpool soranlar var hala. Biz üst olacağını düşünüyoruz. Ben 1 olmayacağını düşünüyorum maçın. Ben KG var dedim. KG var. Sen üst dedin. Kalp için de şahane maç diyorum sevgili ama izleyiciler. Ama taraf başsız alacaksanız sıfırda bir göz ardı. 2.5 ya da 3.5 için kart açısından ideal maç diyorum. Everton Newcastle hızlı hızlı Premier konuşalım. 1. 1 diyorsun. Bak hızlar ne kadar hızlı anlattın. Aynen. Ben bu maç aynı zamanda korner maçı da olur sevgili izleyiciler. Onu da söyleyeyim. Everton Newcastle 9.5 üst, 10.5 üst olur. Newcastle varsa diyorsun. Evet, Manchester City Sheffield. Buyurun. Bak bu maçta çok enteresan bir ben KG var oynarım. Aynı şeyi söyleyeceğim. 2.10. Buyur işte. KG var. 2.1 oran var. 2.1. Ben oynarım abi. Denerim ben de. Denerim. Başka ne oynarsın dersen açıkçası 3.5 alt olabilir. Sheffield deplasmanda gol atıyor. Manchester dün 2 tane attı falan ama yani genelde deplasmanda gol atan bir takım Sheffield. Bir tane sıkıştırıyor araya bir şekilde. Evet. Bakalım. Manchester City'nin zaten evde gol atmama şansı yok Sheffield'da. Öyle düşünüyorum. Şimdi öyle dermişiz. Hiç atamazmış diye 2-0 yenilirmiş diye haftaya patates oluruz. Dolayısıyla ben KG var yani noktasına sana City katılıyorum. City gizli gizli geldi. Liderliğe kuruldu, oturdu. Onu söyleyelim. Hiç bak şeyi duyuyor muyduk hocayı falan? Pep'i böyle sessiz sakin hiç bıraktı kendini böyle. Tamam mı? Mourinho bir taraftan saldırıyor. Klopp bir taraftan aynen saldırıyor. Çekildi. Eskiden çekildi. O gündemi belirlerdi. Şimdi çekildi. Farkındasın değil mi onu? Bir de şu var. Palace maçında Liverpool 7 attıktan sonra İngiliz medyası bile yine şampiyon Liverpool geliyor maçları atmaya başlamıştı. Ama ardından galibiyet yok. Ama gerçekten Liverpool olacak geldiği nokta inanılacak gibi bir şey değil. Hani bir gaz kaçıklığı var orada da. Bizim Başakşehir'deki gibi ben sana evet, söyleyeyim. Evet evet kesinlikle. Gaz kaçtı yani. Peki West Brom Fulham bu maçtan uzak durun sevgili izleyiciler. Düşme hattının en kritik maçı. Evet. Yani çok sıkıntılı maç. Ne olacağı belli olmayacak ne olacağı bir maç. Belli ama olmaz. Hani illa bir taraf bahsi al derseniz iki takım çok kontrollü oynar sıfır olabilir. 1x de oynayabilir. 1.40 oranı var. Yani ev sahibi kaybetmez. 1-0 diyorsun. Evet, 1-0 çifte şans. Crystal Palace, Wolverhampton. İki tane sıkıntılı takım. Crystal Palace çok kötü gidiyor bu ara. Yani ben zincirin bu maç kırılacağını düşünüyorum. Bak şöyle söyleyeyim. 2-4-5. Son 10 maçta sadece Sheffield'ı yenmişler. Başka galibiyet yok ve kötü gidiyor bir tablo var. Wolverhampton da benzer. Crystal Palace bir maç kazanacaksa evinde. O maç bu maç. O diyorsun. Maç bu maç. Ve çok da iyi oranı var. 2.45. Ben bu maç sistem kuponunda da göreceksiniz. Bugün bir de değişiklik yaptık efendim. İki tane sistem kuponu yaptık. Ya ama kazanmaya başladıkça sevgili seyirciler. Ya yok artık ondan değil. Çok yüksek oranlı maçlar vardı. Maaş kuponu iki tane olsun diyor. Onu da bileceğim diyor. Şu kuponları verelim diyor. Sen hayır, bilmiyorsun laf aramızda şey kalsın. Sevgili izleyicilerimiz yabancı değil. Reji bizi duymuyordur. Hasan abi geçen hafta bizim söylediklerimizden kupon yapmış. Maaş kuponundan. Aynen. 3 liraya 46 lira almış. 3 liraya 46 lira. 3 liraya 46 lira bunu almış. Senden duyuyor olmam benim için ekstra handikap. Kötü bir şey yani. Yani, bu, şey yani Hasan abi. Biz erken gelip yayına çalışıyoruz. Ha. Ben sabah 12'de yani geliyorum buraya. Bugün yaşadıklarımı 4 senelik esport hayatında yaşamadım. Peki. Devam ediyorum. 1 olur diyorsun yani. Valla ben 1 olur tarafındayım. Yani bu riski alacağım. 2.45'ten bu riski alacağım. Bu maç kazanacaksa Palace bu maç. Ben de bir şey diyeyim bu maça. Ya şöyle bir şey de var. Hafta içindeki maçlar o kadar gollü geçti ki. Ben bu maçı üst olacak diyorum. Olur. İki oranı var çünkü. İnanılmaz. Güzel. Kimin attığının önemi yok senin önemi için. Yok. Kim yendiğinin önemi yok. Arsenal, Manchester United. İnanılmaz maç bence bu hafta. Yani United kazanmış olsaydı Sheffield'da ekstra evet heyecan olacak. Şimdi biraz daha acaba kontrollü olur mu diye endişe etmeye başladım ama Arsenal geçen hafta içinde Southampton 3-1 yendi. Önemli galibiyetti. Kupada onlar Southampton'a verdi, ligde onlar aldı. Ben sen bir şey mi ima ediyorsun? Yok. Onlar oraya orada verdi. Yok. Onlar da oraya hani eskiden böyle şey vardı ya siz de TSE'yi de kaybedin. Kupası kupayı bize bizim verin, maçı biz size verin falan. TSE'yi de yani güzel. İngiltere'de yemez herhalde öyle bir şey diye düşünüyorum yani, ama. Hiç acımıyorlar. Orada genel averaj var biliyorsun. 5 bile olsa 6 yatmak için uğraşıyor doğru takımlar. Ben net söyleyeyim. Dün bana maçı kaybedince onlar açısından iş biraz daha şey oldu. Ciddiye alınması gereken bir durum oldu. Arsenal'in de son dönemdeki inişli çıkışlı tavrı biraz toparlar gibi şu anda ama yani nerede o eski Arsenal yani. Ben haftanın sistem kupona da koydum. Beraberlikle bitmesini beklediğim maçlar. Çünkü iki takım da üzülmez. Bu beraber maçta berabere. Peki. Ben biraz bu maçtan kart açısından yaklaşmak lazım diyorum yine. Kartlı maç olur. Sen o işte usta sensin. 3.5 üst olur bence. Bol gollü geçmeye aday maç Southampton Aston Villa. Katılıyorum. Aynı zamanda bol kornerli geçmeye de aday aynen bir maç olduğunu düşünüyorum. Ben direkt buraya korner yazdım zaten. 1.50 üst korner söylüyorum. Zaten 10.5 üstüne bile 1.67 vermişler.
O bizi kesme. İlk yarı 4.5 ya da 5.5 korner üzerine yoğunlaşalım o zaman. 2-0-5. 2-0. 5.5 korner, ilk yarı 6 korner olabilir. Olabilir. Peki devam ediyoruz. Premier'de Chelsea-Burnley maçı. Chelsea-Burnley. Zor maç. Burnley şaha kalktı resmen ya. Müthiş evet. Gidiyor. Hemen söyleyeyim. Dün Chelsea gol atamadı evinde. Evet. Bu bir daha tekrarlar mı? Zor. Zor. Atar. Burnley de deplasmanda gol atıyor mu? Atıyor. O zaman ben KG var der, çekilirim 1.80'den. Yalnız dünkü maç da inanılmazdı ya. İlk yarı Aston Villa'ya karşı geriye düşüp maçı çevirmek ve bir maçta Burnley'nin maçında 5 gol olması inanılmaz maçtı gerçekten. Ya futbol keyfini sen de Premier League'de alıyorsun. Ben oynamam bu maçı. KG var mantıklı. Peki. Ama görmek lazım biraz Tuchel'i nasıl oynatıyor, kimleri seçiyor. Leicester Leeds 1.42 çok güzel üst ve 1 olur diyorum. Ne dersin? Ben direkt 1 diyorum. 1.65 orandan. Ben Leicester'ın şu anki performansıyla Leeds'i evinde yeneceğini düşünüyorum. Hiç risk almıyorum. Yani başka yanına bir şey Cengiz koymuyorum. Cengiz hafta içinde gol de attı kupada. Onu da söyleyelim. West Ham Liverpool. Pazar günü benim maç bu. Dur hemen bakıyorum. Nereye yazdığımı bulmaya çalışıyorum. 1.50 üst oranı var. Ama ben ona girmeden Liverpool kazanır 1.62 diyorum. Şimdi Liverpool'un tabii bu akşamki maçtan nasıl çıkacağı da çok önemli ama ben bu maçta ilk yarı 0 diyeceğim. İlk yarı 0. 2-0-5'ten. Tutmaz. Yani sonrasında tutmaz mı diyorsun? Ya 1 ya 2 olur bu maç. Ben sana söyleyeyim. Ben ilk yarı dedim 0. Tamam işte. İlk, ha, ilk yarı ya 1 olur ya 2 olur diyorsun. Evet. Bir iddiaya girecek miyiz bunu? Bilmiyorum, düşünüyorum. Haftaya şey görmüyorum seni böyle yani. Tutmaz. Tutmaz. Brighton Tottenham. Brighton Tottenham'a ben direkt 2 diyorum. Ben direkt üst diyorum. 1.70. 1.90'da Tottenham'ın oranı Tottenham var. Tottenham 1.90, üst 1.70. Brighton varsa gollü ve keyifli maçlar. Oyun olarak en azından açık maçlar. Evet, katılıyorum. Güzel oluyor. Ama hani Tottenham'ın Brighton'ı yenebilecek güçte ve kalitede bir takım olduğunu düşünüyorum. Bir de Brighton'da birkaç eksik var galiba, öyle hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Peki o sırada senin evim evim İrfan Kan köşesi gelsin. Ben de Brighton'ın eksiklerine bakayım. Welbeck yok. Yakanbaş yok. Lamptey yok. Biraz eksik var. Evet, 3 tane eksik var. Reguilon şüpheli Tottenham'da. Lo Celso sakat. Evet. Evim evim İrfan Kangı. İç sahada İrfan Kangı'nın güvendiği maçlar. Evet, Wolfsburg-Freiburg maçında Wolfsburg'un maçı alacağını düşünüyorum. Everton-Newcastle'da Everton, Stuttgart-Mainz'da Stuttgart-Crystal Palace-Wolves maçında da 2.45 oranla Crystal Palace'ın artık bu maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Bunu hemen birkaç tane ekleyeyim mi? Ekle tabii. Tabii. Bak değişik değişik. 4 kişilik yerimiz var. Kontenjan aşağıda. Biliyorum ben çok bol yolladığım için yani evet. Onu anlatalım sevgili izleyiciler. Ben bol bol yolluyorum. İçinden 4 tane seçiyorum ben. Seçiyor. Hangisi tutmazsa onları koymaya gayret teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Lyon Bordeaux maçı 1 olur. Werder Bremen Schalke maçı 1 olur. Zaten Fenerbahçe Rize'yi az önce söylemiştik. Wolfsburg orada yazıyor. Napoli Parma maçı 1 olur. Birazdan bahsederiz yine o maça gelince. Çünkü o maçın iki yarısında Napoli'nin kazanabileceğini düşünüyorum. Bir de öyle de iddialıyım. İspanya'da bir maç var. Granada Celta Vigo. O maçın da 1 olacağını düşünüyorum. O da çok yüksek oranda. Bence üst olur o. Bunun dışında da zaten diğer maçları söylemiş olduk. Benim ev sahibi seçimlerim gelsin şimdi. Bakalım evim evimde ben neler düşünüyorum. Bende de Wolfsburg ortak. Leicester, Valencia. Bende de Crystal Palace ayarında senin Torino'yu koydum. Bu enteresanmış bak. Bunu söylemen çok enteresan. Torino, Fiorentina'da Torino diyorum ben. Bu enteresan. 2-5 oranı ben var. Ben KG var noktasındayım. Bu maç yarın akşam. Evet, bir bakalım. Cuma akşamının. Biraz maçı. Yüksek oranlı hangisi olabilir dedim. Torino'yu evet. Düşünüyorum. Leicester, Valencia, Wolfsburg. Diğer seçimlerim sevgili izleyiciler. Kart seçimlerimiz gelsin. Karta bu hafta, bu akşamki maç da var. Perşembe akşamı maçı da koydum. Ah. Tottenham, Liverpool 3.5 kart üst 2.05. Arsenal United 4.5 üst 1.90. Antep Galatasaray kartta olur bence 4.5 üst 1.42. Henüz açılmadı ama Beşiktaş Trabzon'da da hakem Halil Umut Meler kartlı bir maç olacak. Gaziantep'te gergin bir maç bekliyorsun sen yani. Sadece gerginlikten değil bunlar, pozisyon icabı da. Çok fazla sarı kart. Yani ne kadar yeni eğitim oldum ya kendine ama ayaklara basmaya her şeye sarı kartmış gibi bakmayın sevgili hakemler dediler. Şey çok karışıyor biliyorsun. Dünkü maçı seyrettin mi? Bir hakem olarak dün akşam maçı seyrettim. Tabii seyrettim. İşte birinde o pozisyonun bir tanesinde VAR'a gitmeyip, hiç bakmayıp, ikincisine gitmesini nasıl açıklıyorsun bir hakem olarak? Şöyle açıklıyorum. Şimdi birisinde düz duruyor ya yanında. Hı-hı. Çarptığı zaman oyuncunun açma refleksiyle değerlendirme karışabiliyor. Yani griye girebiliyor. Gri olunca da karışmıyorlar. Ama öbüründe yan durarak şey yapıyor ya topa. Hı-hı.
Ondan dolayı biraz yanıldılar diye düşünüyorum. Bence penaltı vermesi lazım. Peki hatırlamadığım için söylüyorum. İkinci pozisyonda da hakem önce devam dedi, var çağırdı evet, değil mi? Evet, evet. Peki ilkin, yani ikincisi İkincide pozisyonda... yandan giderken ili açık diye çağırıyor. Ama orta hakem anladığım iki pozisyonda penaltı olarak ilk başta adletmedi. Oyuna devam dedi ikisinde evet. de. Peki var. Senin bu dediğin mantıkla mı birinde çağırdı birinde çağırmadı? İkincide görmediğini düşündü tamamen. Eli hiç görmediğini düşündü bence ikincide. Birincide de görmedi. Birincide devam yok edin. Önündeydi. Ha. Onu da gördü çarptığını. Ama peki. penaltı mı değil yorumunda eşleşemiyorlar. Şey bence daha büyük hata kırmızı kart yani. Adam yükselmiş tepeye kafayı vurmuş. O zaten ben ona niye kırmızı kart verildi onu yani anlamadım. Sarı var kart buna müdahale edemiyor ama değil mi şimdi? İşte ikinci sarı kart olduğu için edemiyor. Öyle bunu etmesi lazım. Kural ya. Belki abi, değişir. Adam nasıl çıkacak kafa topuna ya? Hani şöyle bir şey falan değil yani o. Gerçekten enteresan. Bir şey geldi sana. Mesaj geldi. İrfan kanka o kadar diziler yayınlar varken iddiaya nasıl düştün abi sen ya demiş. Abi ne yapalım bizi pavyona satacaklar falan. Düştün ne demek ya? Seviyorum futbol seviyorum maç seviyorum. Yıllardır da uğraşıyoruz evet. yani. Peki devam edelim. Altı üstü bir kupon. İrfan Kangı üst altı üst seçimleri geliyor. Hadi bakalım. Eintracht Frankfurt Hertha Berlin maçına üst diyorum. Denizli Göztepe maçına alt diyorum. Beşiktaş Trabzon maçına bir üst alt demem gerekirse üst diyorum. Gençler Birliği Antalya Spor maçına da alt diyorum. Fena evet. değil bence yani. Bence güzel. Şart koyduğum yok. Benim alt üst geliyor şimdi. Alt üst edeceksin beni gibi hissettim şu anda. Granada Celta'yı koydum ya. Bence o maç gollü olur. Hadi bakalım. Hemen bakıyorum onu şimdi. Southampton Aston Villa 1.50. Granada Celta 1.85. Beşiktaş Trabzon 1.55. Leicester Leeds 1.42. Hemen hemen aynı hislerle. Granada Celta Vigo maçında sadece seninle ayrıldığımız nokta ben ev sahibi kazanacak bu maçı diyorum. Evet. Sen de üst diyorsun. Peki devam ediyoruz. Gelsin birlik beraberlik. Bu hafta berabere bitmesi muhtemel çok maç olabilir. Union Berlin, Mönchengladbach ki Berlin o şeyini gazı kaçtı onun da. İlk baştaki durumu evet. yok artık. Bir sıfır maçı olur. Bu maçı da kaybederse büyük sıkıntı olur Berlin için. Arsenal Manchester United maçını az önce söylemiştik. Villarreal Real Sociedad maçı var. Berabere bitmesi İspanya'da da muhtemel maçlardan biri ve Malatya Karagümrük maçı da beraberlik iki takımı da üzmez diye düşünüyorum. Buraya bir tane maç ekleyebilir miyim? Hollanda'dan Hollanda'dan Feyenoord PSV maçı var. Bu beraberlik iki takımı da üzmez. Güzel, iyi maç. Feyenoord PSV maçı. Peki benim kuponum geliyor şimdi. İlla bir Portekiz'in yanına Hollanda'da koydu hemen şimdi. Öyle ama Moriense, Moriense yaktı bizi Moriense. Moriense. 2-1'i görünce sevinmiştim ama. Ama oluyordu yani. 3 tane üst aldım. Beşiktaş, Trabzon, Southampton, Villa, Leicester, Leeds. Hiçbir neydi? Leicester'a 1 de diyebilirim. Beşiktaş'a 1 olarak da çevirebilirim. İzleyicilerimiz bunu değiştirebilirler. 3.30 oranı var. Sevgili izleyiciler. Sen yalnız geçen haftadan sonra biraz kuponların oranını düşürdün mü sen? Hani tutsun diye. Hani seninkine yaklaştırmaya altı... çalışıyorum. Çok uçurum ha. olmasın diye. Seninki 5-6 maç koyup 2.5'lara çıkıyor ya. Anladım peki. Teşekkür ederim. İrfan Kangı kuponu gelsin sevgili izleyiciler. Bakın 3 maçta 3.30 veriyorum. İrfan Kangı kaç maçta kaç oran veriyor bize? Banko kupon mu bu? 1.32, 1.25. Ya 2.50'ler, 3'ler havada uçuşuyor. Bu şimdi maç, bankoya yakın sırasında. Bir kupon. Bunu ne yapıyoruz? Diğer yaptığımız yüksek oranlı kuponların dışında bu da tutsun da parası çıksın da parası bir kuponların çıksın. Kuponu. Peki. Lyon Bordeaux 1, Fenerbahçe Rize 1. Leipzig Leverkusen maçı KG var. Lille Dijon 1. Şimdi bu Dijon maçında hatta İlk yarı 1 alacaktım. Çok cesaret edemedim. Maç banka sonu olsun bir dedim. Banka olsun dedim. Yoksa onu istiyorsanız ilk yarı 1 yapın. O kupon bir anda 5 lira. Leipzig Leverkusen demek bence keyifli. Üst oranın 1.48 ilginçmiş gerçekten. Morinense 90'da penaltı mı kaçırdı? Evet. Onu diyoruz ya sana. Ha ben penaltıyı atlamışım. O gün Oğuz Gün'ü hatırlattı. 2-2 iken penaltı mı kaçırdı? Abi sana bile? Anlatıyorum. Sen beni dinlemiyorsun. 83'te maç 2-2 oldu diyorum sana ya. Ama 90'da yani, penaltı kaçırdı. Evet, kaçırmış işte. Yani... Artık kimlerin eli uzandıysa oraya kadar. Kimler oradaki hakemleri manipüle ettiyse bilemiyoruz. Deniz'in intikamını aldım dermişim. Bilemem yani. Evet, İrfan Kangı 3.05'ten sonra sevgili izleyiciler bu hafta 2 tane maaş kuponu paylaştı. Yani artık tatlıları kazandıkça, üst üste kazandıkça 2021 şahane gelince ne yapacağını bilemez oldu. 2 tane maaş kuponu arka arkaya verelim bakalım hangisine daha çok güveniyor onu soracağız artık. Önce buna mı daha çok güveniyorsun? Birazdan vereceğimize mi? Önce onu soracağım. Ya hepsi benim çocuklarım. Hepsi.
Hangisinin hayır değil? Peki buyur. Şimdi Crystal Palace Wolves maçında bir demişti. Bence çok iddialı bak gerçekten. Evet. Olursa büyük bir şey olur. Bayern Münih Hoffenheim maçında ev sahibi her iki yarıyı da kazanır diyorum. Evet. Sen herhalde bir şey söylemeyeceksin Bayern Münih'i görünce orada. Ben sinirleniyorum. Roma Verona maçının ilk yarı 1 diyorum. Granada Celta maçında 1 diyorum. Beşiktaş Trabzon maçında 1 ve 2.5 üst diyorum. Fenerbahçe Rize ev sahibi her iki yarıyı da kazanır diyorum. Bu kupon 933 lira veriyor. Bence 22 liraya 933 sistem. 22 kuponu. Liraya evet. 933 lira veriyor bu kupon sistem 4-5-6 ile. Burada olsun. Sıkıntılı olan çok böyle direkt ya hayır diyeceğim. İşte bir Celta bir hayır demem de bayaz. Olabilir tabii ki. Sadece zor gözüken maçlardan biri o. Bayern Münih Hoffenheim olabilir tabii ki. Granada Celta. Evet öbürüne bakalım bir de. Antep Galatasaray 2 ve 3.5 alt. Evet. Napoli Parma ev sahibi her iki yarıyı da kazanır. Frankfurt Hertha Berlin 1 ve 2.5. Bu maçtan korkuyorum ben ya. Frankfurt maçından evet, mı? Frankfurt Hertha'dan korkuyorum. Çok mu favori geldi Frankfurt değil mi? Geçen maçlardan sonra, gollü maçlardan sonra değil mi? Evet. Bir anda patlama olabilir. Şimdi bir de Hertha'da ben genelde teknik adam değişimden hep korkarım da şimdi Dardai geldi ya bir de. Farklı bir şey olabilir belli olmaz yani. Ama şey... Bu sadece bir teknik adam gelişinin endişesi. İşte bizim Türkiye'deki gibi olmuyor oralarda hemen öyle bir motive durumu. Tuval diyorsun geldi de ne yaptı? Yani Wolverhampton'a sürekli gol yiyen Wolverhampton'a gol yani atamadı. Adam daha takımı tanıyacak. Tabii kadroyu canım, o çıkartmamıştır şüphesiz. Zaten canım. Yani yardımcı hocalar falan çıkartmıştır zaten. Kante yapmıştır kadroyu. Tabii. Kante yanında şey yapmıştır böyle. Kasımpaşa Kayseri Spor 1 ve 1.5 üst. Arsenal Manu 0, Brighton Tottenham 2. Bu kuponda 977 lira veriyor. Birisi 933, birisi 977. Ya arada 40 lira falan bir 44 lira bir fark var. Artık o sizin tercihiniz. Bunları birbirle meç edebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Arasından çıkartıp başka maça ekleyebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Evet. Granada Celta'yı çok konuştuk. La Liga'dan şöyle bakıyorum. Hetafe Alaves maçı var. Hetafe kazanabilir. Valencia benim La Liga'daki seçimim 1 olur diye düşündüğüm maçlardan biri. Eibar Sevilla maçı var. Eibar Sevilla var. 2 diyorum ben. 2 diyorsun. Oranı güzel. 1.80. 1.80. Vay be iyiymiş oranı. Bologna Milan var İtalya'dan. Sen çok sevmezsin ama. Ben sevmem. Milan Inter'e bu şeyi de kaybettikten sonra son dakika. Keyifli ligler bizim kanalda. Ne yapalım? Öyle öyle. Ya ben sadece maç olarak söylüyorum. 2 denenebilir Milan. Almanya'da da. Yalnız orada da şey var. Atalanta Lazio maçı var. O da çok keyifli geçmeye aday evet. Maçlardan biri. Onu söyleyeyim. %100. %100. Hemen onu söyleyelim mi şeyi? Bayern Münih Hoffenheim'i demin söyledik. Borussia Dortmund Augsburg maçı var. Oo, güzel maç. KG var noktasındayım. Evet KG var. Augsburg atıyor çünkü bu ara. Atıyor, başladı evet. Atmaya başladılar yani. Sampdoria Juve ne olur demiş Emre Aslan. Son olarak izleyicilerimizle birkaç sorusuna bakayım. Yani tabii ki Juventus şu an iğmeyi kazandı. O daha yakın ama oranı çok düşüktü. Bir deplasman takımı için hani KG var falan denilebilir. Yalnız bir maçla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bir hızlıca hatırlatmış. Çok hızlandırılmış bir toto yapalım hemen. Yapalım. Bir şey söyleyeceğim. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Senin takımın Schalke ile ilgili. Werder Bremen Schalke maçında maç sonu 1 ve 1.5 üstün oranı da 2. Hayatta olmaz. Schalke yenilmez. Dejavu oldum. 88'de Bayern Münih 2-0 gelip 4 gol yemek bilir. Beşiktaş Trabzon 1 diyorum. Toto'da. Ben de 1 diyorum. Fener Rize 1 diyorum. 1. Antep Galatasaray. 0-2. 0-2 bence de. Malatya Karagümrük 1x diyorum. 0-2 diyorum. Ayrı diyoruz. Kasımpaşa Kayseri. 3'lü kapatabiliyor muyum? Bir tane, o maçı 3'lü kapatalım. Kasımpaşa Kayseri. O maçı 3'lü kapatayım. Katılıyorum. Kasımpaşa Kayseri 3'lü kapatıyoruz. Alanya Sivas. 1-0. 0 diyorum ben. Başakşehir Hatay. 1-2 diyorum. Berabere bitmez. Yok 1-0. 1-0 mı diyorsun? 1-0. Peki. Erzurum Ankara Gücü. 1-0. 1 diyorum ben. Denizli Göztepe 1-0 diyorum. 0-2. Gençler Antalya. Bunu da kapatabiliyor muyum? Hadi verdim. 1-0-2 tamam kapat. Gençler Antalya. 1-0. Bence de. Leipzig Leverkusen 1 diyorum. 1. Arsenal Manchester United. 1-0 diyorum ben. 2 olmaz diyorum. Arsenal düzeldi. Ya sıfırı kesin bir tane koyacağım da yanına 1 mi koyayım 2 mi koyayım onu şey yapamadım. Onu siz de düşünün sevgili izleyiciler. Evet 0-2 diyeyim hadi ben de sana ters bir şey Leicester söyleyeyim. Leicester Leeds 1 diyorum. 1. West Ham Liverpool 2 diyorum. 2. Atalanta Lazio 1-0 diyorum. 1. Ben 1 diyorum direkt. Direkt 1 diyorsun. Direkt 1 diyorum.
Enes Maltepe demiş ki geldik sona 400 maçtan bir maç seçsen hangisini oynarsın İrfan Kangı? Abi çok zor sordu ya. Bence de bu çok şey. Yani bazı zaman haftalar çok kolay seçimler oluyor. Lille Dion maçını seçerim. Lille çok isim üzerinde şampiyonla oynuyor. Inter Benevento maçında handikap 1 diyebilirim. Eğer illa bir tane seçmek gerekiyorsa. Bu arada İspanya'da Villarreal Real Sociedad maçı var bir de. Uzak evlerden uzak yani zor beraberlik maçı. Haberiniz olsun. İki olmaz da bence. Bir de çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Barcelona Atletico Bilbao maçında şöyle bir oran söyleyeceğim sana. Karşı gol var mı? Hayır. Deplasman takımı ikinci yarıda daha fazla gol atarın oranı 2.60. Atletico Bilbao biliyorsun menajer değiştirdi. Üstüne Hetafe'ye 5 attı. Evet. Çok da iyi gidiyorlar şu anda. Şimdi ben diyorum ki ilk yarı değil ama ikinci yarı. Yani ilk yarı gol atamayacak. Bilbao bir gol atar diyorsun. İkinci yarı Bilbao bir gol atacak diyorum. 2.60 oranda. Ben Kagyevar oynarım o maça daha iyi. Ya o da olur senin. Yani evet. İtirazım o noktada hayatta olmaz sana yani hiç. Peki 400 maç bir tane seç. Ha, bunu zaman bunu kazandırayım. Leicester, Leeds'i seçiyorum ben üst olur diye. Beşiktaş, Trabzon 1. Beşiktaş, Beşiktaş tarafını seçelim. Vay, bayağı iddialı. Peki. Evet. Geldik sona. Ağzına evet. Sağlık. Ben teşekkür ederim. Senin de hem ağzına. Patlayacağız sevgili izleyiciler. Şimdi. Hem ağzına. Ama bir şey söyle şunu aç da bari. Belki insanlar inanmazlar şimdi. İki borcumu ödeyeceğim şimdi. İki tane borç ödeyeceğim. Boş kutu getirdin zannetmesinler. Yok yok bayağı ağır güzel tatlı getirdim. Cevizli değil hiçbir zaman. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben cevizi seviyorum. Adam cevizi seviyorum diye bana muhalefet. Böyle bir şey olabilir mi ya? Efendim şansınız bol olsun. Tekrar haftaya televizyonda da buluşuyoruz. Haftaya Esport ekranında aynı zamanda hem YouTube'da hem televizyon ekranında Esport kanalında olacağız. Saatle ilgili hafta içinde Twitter adresimizde paylaşacağız genel olarak bütün bilgileri. O zaman bizi Twitter'dan ve Instagram'dan da takibe basarsanız orada paylaşacağız saatleri evet. Falan. Haberiniz olsun. Benim evet. İsmim İrfan Kang olduğu için İrfan Kang. İrfantino. 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 Murat Fevzi Tanırlı beyefendi. Tatlıcı Murat Fevzi Tanırlı derler. Tatlıcı oldum evet. MFT Murat Fevzi Tatlıcı oğullarından. Peki. Şansınız bol olsun efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.